Merhaba arkadaşlar. 10 Ekim pazartesi günü Kocaeli'nde 9 koşulu bir program var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlıyor. 2 yaşlı İngiliz taylarının 1200 metredeki Maiden koşusunda 2 taya şans vereceğim. Öncelikle 2 numaralı Bay Zeki. Son koşusunda özellikle ikinci olmasına rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Tam kazandım derken aynı da çok etkili gelen rakibine geçildi. O performansını sergilerse bugün için Meydan'dan çıkmaya en yakın tay 2 numara olacak. Yanına önereceğim rakip de 3 numaralı Kruz Raminez. Yeni sahiplerinde ikinci kez sahaya çıkıyor. Takılarında değişikliğe gidince daha etkili koştu ki o da bir Bosporus temsilcisi 2 numara gibi yarışın 2 ve 3 arasında geçmesini bekliyorum. İkinci koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atlar 2000 metrede koşacaklar. Şartlı 4 koşu 6 ve 7 numaralı atlar ekürü olarak yarışa katılıyor. Tek olarak önereceğim Safkan 3 numaralı Korkmaz Efe olacak. Bir önceki yarışında bu pist ve mesafede çok rahat bir şekilde kazanmıştı. Gerçi o gün rakibi Cevahirzade 7-8 boy startta kalmıştı. Yamak 1 ile start almıştı. Yani daha rakipleri daha e, rahattı bugün için biraz zorlu rakipleri olsa da iki numaralı ortaylı olsun cevahirzade olsun 4 numaralı Tayyip baba ki son yarışını ölçü almıyorum e, yani sertli sert rakipleri var ama yine de e, üç numaralı korkmaz Efe'nin kazanmasını bekliyorum tek diyorum 3 numara için Üçüncü koşuyla yedili plase başlıyor. iki yaşlı İngiliz tayları 1400 metrede koşacak şartlı 5 koşuda. 6 tay yarışa kayıtlı. Üçüne eşit şanslı olarak görüyorum. İlki bir numaralı Jeff de önceliğim olacak. Sonra altı numaralı Stan Free. Çok iyi bir orijine sahip. Anneden Uğur Tay ve Divine Ritim gibi çok başarılı kardeşleri var. Bugün ilk kez Kumpis'te çıkacak. Kumpis'te daha iyi bir performans sergileyeceğini bekliyorum. Ki Erhan Akduğ'da da an jockey oldu olacak diye bekliyoruz. Bu e, yarışta jockey olabilir Erhan Akduğ. E, son olarak da 3 numaralı Speedy Hanır diyeceğim. Gökhan Gökçe ile yine sağa çıkacak. E, yarış çok hızlı giderse çok da geride kalmazsa Speedy Hanır sonlardaki etkili atayla e, yarışı lehine çevirebilir. Onu da yazalım. 1-6-3 diyorum burası için. Hardy'yi de son iki yarışında önerdiğim bir safkan ama yani koşarken her an devrildi devrilecek gibi bir hali var. Yani sıkıntılı bir durumu var zannediyorum tayın. Umarım kazasız belasız bir yarış olur. Bugün için şablonuma yazmadım. 1-6-3 yeterli olacaktır 3. koşu için. Dördüncü koşu ile Kocaeli Kartepe'de ikinci altılı Ganyan başlıyor saat 19'da. 3 yaşlı İngiliz tayları 1500 metrede koşacak. Handikap 17 koşu. 5 tay yazdım değerlendirmeme. Ee, i̇lki burada 2 num iki numaralı avaraj, avalaj olacak. Ee, sonra 4 numaralı Şen Akyüz ki bu pistte ilk kez koşacak. Ee, yine bu pistte ilk kez koşacak olan 1 numaralı Zalınoğlu. 3. tercihime öneriyorum. 800 numaralı Royal Uygur sürekli tabelanın içinde çok iyi koşuyor ve son olarak da 6 numaralı Anzer balının da sürpriz yapmasını bekliyorum sıralamam 2 4 1 6 8 ve 6 oldu arkadaşlar 5 koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre kum pistte koşacak handikap 15 koşuda 16 safkan yarışa kayıtlı 11 ile 16 ekürü 13 ile de yine 15 numaralı safkanlar ekürü olarak yarışa katılıyor. 5 at yazdım değerlendirmeme. İlki 5 numaralı Free Center olacak ki Fırat Arslan'da jockey olmasına 3 yarış kaldı. Yakındır jockey olması. 5 numara önceliğim. Sonra 3 numaralı Impassing Victory. 7 numaralı Rubin Empire ve son olarak da 1 numaralı Kartanesi tanesi ki bir önceki yarışını yine bugünkü yamağı Halil yol açıcı ile kazanmıştı. Bugün içinde kazanabilir. Sıralamam 5 3 7 ve 1 5. koşu için arkadaşlar. 6. koşu ile 1. altılı ganyan sona eriyor. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1500 metrede koşacaklar. Oldukça zorlu bir yarış. 16 at yarışa kayıtlı. En fazla atı burada yazdım. Önceliğim 5 numaralı Demir Dalga olacak. Saadettin Boyaz idaresindeki 5 numaralı Demir Dalga. Buradaki favorim. Sonra 8 numaralı Mahper kız 1 numaralı Asteroid. 3 numaralı Gencetay. Son yarışını kazanan Gencetay. Bugün de kazanabilir. 6 numaralı Dere ilginç bir yarış kazandı son koşusunda. Bugün içinde aynı performansı sergilerse yine kazanabilir. Ve son olarak da 13 numaralı Hafyan burada sürpriz yapmasını beklediğim atlardan yine biri. Sıralamam 5 8 1 3 6 ve 13 oldu 6. koşuda. Yedinci koşuya geldiğimizde 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1400 metrede koşacakları şartlı 5 koşu. Burada yamak ikiler at biniyor. 1 ve 4 numaralı atlarda e, atlar da olarak yarışa katılacak. Tek olarak önereceğim Safkan'da Alil Yolaşıcı idaresindeki 6 numaralı hitmen olacak. Çok daha zorlu gruplarda koştu. Aslında çok da rahat e, banko diyemiyorum. E, baktığımda saatin ters yönündeki pistlerde birinciliği yok Bursa'da iki sefer koştu İzmir'de bir sefer koştu ama birinciliği yok ama tabelada yani plasa yaptı bugün için ilk birinciliğini alabilir saatin ters yönündeki pislerde ki bugün koca elinde koşacak bu rakiplerini geçmesi lazım ve moral bulması lazım idmen için tek diyorum 8. koşu da 2 yaşlı İngiliz taylarının 1200 metre kumpisteki maiden koşusu. 9 yarışa kayıtlı. 3'ünü eşit şanslı olarak görüyorum. İlki 2 numaralı Atakan Bey. Diğeri 6 numaralı Lord of Victory. 3 aydır koşmuyor olsa da iyi bir ekürünün tayı. Son olarak da daha uzun arası var. 115 gündür koşmuyor. 7 numaralı Sıra Kuza. Hazırlıkları da oldukça iyi. İlk kez kumpiste çıkacak. Kumpiste de ekürünün atları daha iyi koşuyor diye hatırlıyorum. Üçüncü tercihime yazdım. 2-6 ve 7 şanslı gördüğüm taylar oldu burada. Dokuzuncu ve son koşu akşam 21.30'da başlıyor Kocaeli Kartepe'de. Üç yaşlı İngiliz taylarının şartlı 19 koşusu 1400 metre mesafede Hayatlarının ilk birinciliği için mücadele verecekler. 16 e, tay yarışa kayıtlı. Üçünün arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Öncelikle e, Gökhan Yıldız idaresindeki bir numaralı e, Grant e, Down önceliğim olacak. Sonra 10 numaralı Victor Werner Kadir Tokaçoğlu idaresindeki. Ve son olarak da Halil Yolaçıcı idaresindeki 7 numaralı Sensei e, burada sürpriz yapmasını beklediğim e, tay oldu sıralamam 1 10 ve 7 deyip bitiriyorum Kocaeli ile ilgili değerlendirmelerimi. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.